Merhaba arkadaşlar, Hologram TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle kutu açılışı yapacağız arkadaşlar. Bugün kutu açılışındaki ürünümüz Corsair'in H100 RGB modeli sıvı soğutucusu arkadaşlar. AMD ve Intel soketler için plakalarımız var. Vidalarımız. Burada RGB fanlarımız. Bu RGB fanların arkadaşlar hızı 400 ila 1500 devir arasında. İşte evet, şöyle bir şey. Mesela çıkartalım. Ve radyatör ve pompamız arkadaşlar. Evet, burada macun sürülü halde geliyor. Pompamızın altı şöyle bir macun sürülü toz almasın. Radyatörümüzün kutusunu açıyoruz. Kutusundan çıkarttık arkadaşlar. Güzel sık dokunmuş ızgaralarımız var. 12 adet blok. Şu ek yerleri arkadaşlar, bu ek yerleri çok güçlendirilmiş bir yapıda. Onun için sızdırmazlık özelliği var. Hiçbir şekilde sızdırmıyor. Garanti veriyor yani. İçerisinde şu an sıvı var. Ses geldi. Bir su sesi var. Sallayınca geliyor. Bu pompalar bu şekilde sağa sola dönebiliyor arkadaşlar. Şu şekilde isterseniz yatırabiliyorsunuz. Sonra şu başlık çıkıyor. Bu başlığı istediğiniz bir şekilde kasanızın yönüne göre pompayı hangi yöne çevirdiyseniz o yöne gönderip logosunu şu şekilde düz hale getirebiliyorsunuz. Öyle bir şey sunmuşlar. Güzel olmuş. Pompa ve RGB bağlantımız arkadaşlar. Bu pompa bağlantımız. Bu RGB. Pompanın RGB'sini bağlamak için. Şu şekilde gösterelim. Bizim arkadaşlar AMD olduğu için bu braketi plakayı takacağız. Onun üzerindeki Intel için bu aparat pompanın ve fanların RGB çoklayıcı yani. Hepsini buraya takıp 3 tane zaten. 2 fan, 1 pompa. Bunları takıp şu nerede? İşte şu. Şunu da RGB bağlantımıza takıyorum. Ve bu da fanların tek bir CPU fan girişine takmak için 2 fanı. Fan çoklayıcı. Bu LGA 115 için, Intel için vidalarımız. AMD için vida. Pompayı vidalamak için. LGA 2011 fanlarımızı radyatöre vidalamak için vidalarımız. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bunun montajını yapacağım. Çünkü montajı yaparken de çekmek isterdim ama tek kişi olduğum için zor oluyor. Bilgisayarımızı çalıştırdıktan sonra ısı testlerimize bakabiliriz. Isı testlerimizde arkadaşlar şöyle bir şey var. Kule tipi kullandığımız için arkadaşlar fanlarımız birisi bozulmuştu. Ben de fan almak yerine sıvı soğutucu almayı tercih ettim. Hem fanlar zaten pahalı hem de kule tipi yetersiz kalıyordu render işlerinde. Yaz sıcaklarında da bayağı bir sıkıntı yaratıyordu. Çok sesli, gürültülü çalışıyordu. Şimdi sıvı soğutucuya geçtim mi rahatlayacağız inşallah. Şimdi dilerseniz ben kurayım, sonra sıcaklık testlerine geçeriz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, sıvı soğutucumuzu kurmuş bulunuyoruz. Şu an CPU-Z programıyla işlemcimizi fullledik. Şu an 4.2 GHz'de çalışıyor.
ve şu an sıcaklığımız görmüş olduğunuz gibi 63 derece arkadaşlar. 63, 64 oluyor bazı ama 62 ve 64 arasında geziyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde fazla yukarı çıkmıyor. Bayağıdır CPU-Z programıyla şu an ben boostladık işlemcimizi ve hali 63 derecede stabil tutabiliyor arkadaşlar. 3600X işlemcimiz var. Şöyle göstereyim. Şu an çalışıyorlar. Güzel bir şekilde. Sadece fan seslerin geliyor arkadaşlar. Yani rüzgar sesi geliyor. Öyle rahatsız etmiyor. Pompa sesi hiç duyulmuyor arkadaşlar. Yani güzel. Fiyat performans canavarı bir sıvı soğutucu. Corsair çok güzel yapmış arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Sadece bu işlemci için değil, şöyle bir şey de var. 5900X'i bile rahat rahat soğutabiliyor arkadaşlar, yani söyleyeyim. En son nesil AMD'nin 5900X'ini de soğutabiliyor. Öyle bir sıvı soğutucu. Şu an 63 derecede duruyor. Görmüş olduğunuz gibi CPU-Z programımız çalışıyor hali. Bayağıdır çalışıyor. Ben bekledim. Sonra çekeyim dedim, yani ısı sıcaklık artıyor mu ya da azalıyor mu diye. Ama hala aynı 63. Oyunda tabii ki işlemcimiz bu kadar çalışmayacağı için arkadaşlar 50 derecelerde stabil tutabilir. Onun için yani yeterli ve rahat rahat soğutuyor. İki fanını zaten kutu açılımında görmüştük. Montajı kolay. Yani adreslenebilir RGB olduğu için şöyle de göstereyim hemen sizlere hızlı bir şekilde. MSI Mystic Light, yani Dragon Center üzerinden Mystic Light'ı açıyoruz. Şöyle. Şöyle geçiyoruz. Şöyle değiştirelim mesela, vizör diyor. Vizöre seçiyoruz. Böyle değişik değişik şeyler oluyor. Mesela kayan ışık diyelim. Mesela sabit de yapabiliyorsunuz. İstediğiniz renkte bir sabit de yapabiliyorsunuz. Mesela yeşil yapalım. Sonra şöyle bir şey de var. Çok güzel. Neredeydi o? CPU sıcaklığı diyor. İşlemcinin sıcaklığına göre de değişebiliyor. Mesela şu an 60 ila 70 arasını mavi yapmış burada mesela. 50 derecede yeşil oluyor. Bakalım hali kaç derecedeyiz? 63 derecede görüyorsunuz şurada. 63, 64'e bile ulaşmadı yani. Sonlandıralım. Stop diyelim. Bakalım kaça düşecek? Evet, düşüyor şu an. Bayağıdır açık olduğu için hemen soğumayabilir. Normalde 32 derecelerde stabil tutuyor arkadaşlar. Bu böyle. Mesela şöyle göstereyim bak. Yeşil 50 derece. Şu an zaten yeşil görmüş olduğunuz gibi. Sıcaklığına göre RGB'si yanıyor. 70 ila 60 derecesi arasında işte mavi. 70 ila 90 arasında pembe, sonuna kırmızılaşıyor. O kırmızı turuncu değil. Öyle bir şey. Güzel bir seçenekler sunuyor bize. Ben şunu tercih ediyorum. Neredeydi?
gökkuşağı dalgasını açtığınızda böyle bir şey oluyor. Tabii ben ekran kartının da komple ekran kartıyla birlikte açalım. Gökkuşağı diyelim. Ekran kartıyla birlikte şimdi açılacaklar. Evet, ekran kartıyla birlikte çalışıyorlar. Aynı renkte yanıyor arkadaşlar. Böyleydi. İnşallah sizlere de nasip eder Allah. Bir dahaki kutu açılım videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.